Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Türkistan'a sevgili seyirciler. Türkistan Uluslararası Havalimanı açıldı bugün. İlk uçuş gerçekleştirildi. Nur Sultan'dan Türkistan'a havaalanının özelliği bir Türk firması tarafından yapılmış olması. Muhabir arkadaşımız Güzel Zaytova da o ilk uçuşa eşlik etti. O uçaktaydı. İzlenimlerini alacağız şimdi. Türkistan'a dönelim. Güzel Zaytova karşımızda. Şimdi arkanda havalimanını görüyorum. Muhteşem bir havalimanı olmuş. Bizim Türk firmaları imza attı bu büyük projeye. Çünkü Kazakistan'da Türk firmalarının yaptığı çok sayıda projeyi biliyoruz ama bu da onlardan biri. Ellerine sağlık, son derece güzel olmuş. İzlenimlerini alalım senden. Evet Coşkun Özen, sizin de belirttiğiniz gibi Türkistan Uluslararası Havalimanı bugün resmen faaliyete başladı diyebiliriz. Aslında resmi açılış töreni Kazakistan Elbaşı Nursultan Nazarbayev tarafından 28 Eylül'de yapılmıştı. Ancak bugün havaalanına ilk uçak iniş yaptı ve biz de sizin de belirttiğiniz gibi o Nursultan'dan Türkistan'a yapılan uçak seferiyle geldik, eşlik ettik ve şu anda havaalanında bulunmaktayız. Bu havaalanın özel liğinden bahsedecek olursak Coşkun Özen, bu bölgelerde Sovyetler Birliği, Sovyetler döneminden sonra aslında sıfırdan inşa edilen tek havaalanı özelliğini taşıyor. Türkistan merkezinden 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve 905 hektarlık arazi üzerinde inşa edilmiş bir havaalanı olduğunda ifade edelim. %100 özel sektör sermayesiyle yapılan havalimanı bölgenin dünya turizmine açılmasını sağlayacak. Aynı şekilde şunu da ifade etmek istiyorum. Türkistan bölgesinde biliyorsunuz Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazak Türk Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi bulunuyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi bulunuyor. Aslında şu anda yanımızda bu projeyi hayata geçiren Türk iş adamı Hüseyin Arslan bulunmakta. Mikrofonu hemen kendisine uzatmak istiyorum. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkürler. Efendim bu projeyi başarıyla tamamladınız, hayata geçirdiniz. Proje hakkında kısa bilgi verebilir misiniz bize? Evet. Bu proje bünyesinde ilkleri barındıran bir proje. Biz de bunun heyecanı içindeyiz. Bugün aslında çok tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Türkistan malum tüm Türk dünyasının manevi başkenti. Ve bu proje Kazakistan'ın değil sadece tüm Orta Asya Cumhuriyetlerinin Sovyetler döneminden sonra yaptığı ilk sıfırdan Greenfield Havalimanı. Yani yemyeşil bir arazi, sıfırdan tüm teknolojide bir havaalanı yaptık. Ve yine aynı şekilde Kazakistan'ın ilk kamu özel ortaklığıyla hayata geçirilen, %100 özel sektör sermayesiyle yapılmış olan bir proje. İşletmesi de YDA Grup tarafından yapılacak. Ama en önemli özelliği de şu. Bakın Guinness Rekorlar kitabına göre sıfırdan bir havaalanı bugüne kadar en erken 4 yılda tamamlanmış. Bunu büyük bir gururla söylüyorum ki bu Türk iş adamlarının ve tabii ki Kazak hükümetinin, yatırımcı dostu Kazak hükümetinin de destekleriyle 11 ay gibi rekor bir sürede dizaynı, projesi, finansmanı, inşaatı dahil işletmeyi açtığımız bir havaalanı. 11 ay çok büyük bir süre. Allah'a şükürler olsun, bugün de ilk ticari uçuşumuzu kazasız belasız büyük bir başarıyla, heyecanla gerçekleştirdik. Peki efendim, şöyle bir sorumuz daha olacak. Bu bölgenin Türk dünyası için önemini biliyoruz. Bu projenin bu bölgeye ne kazandıracak bu konuyla ilgili? Şöyle ifade edeyim. Kazakistan'ın, Türkistan'ın dünyaya açılan kapısını yaptık. Bu proje yıllık 2,5-3 milyon turist bekleyen bir proje. Çünkü Türkistan Sayın Nursultan Nazarbayev'in liderliğinde çok büyük yatırımlar alıyor. Türkistan'ın çehresi değişiyor. Bu proje sayesinde bakın inşaat döneminde 1300'ü Kazak vatandaşımız olmak üzere 1500 tane vatandaşımıza iş imkanı sağladık inşaat yatırım döneminde. İşletme döneminde bugün itibaren de 750 tane Kazak vatandaşımıza istihdam sağlıyoruz. Bu projenin turizme getireceği katma değer, ulaşamadığınız yer sizin değil. Şu anda buradaki yapılan yatırımlara turistlerin gelmesi lazım, görmesi lazım. Bu havaalanı vesilesiyle olacak bu. Son bir kısa bir sorumuz olacak. Kısaca cevaplandırmanızı rica edeceğim. Pandemi, koronavirüs salgını dünyada, dünya genelinde her alanda olumsuz etkisini gösterdi. Sizin de belirttiğiniz gibi 11 ayda bu projeyi tamamlamış oldunuz. Peki koronavirüs salgını bu projenin yapı aşamasında olumsuz etkisi oldu mu? Kısaca lütfen.
Çok olumsuz etkisi oldu tabii ki. Pandemi şartlarında yaptık biz bunu. Şantiyeyi tamamen korunaklı izole hale getirmemize rağmen maalesef birkaç arkadaşımızda Covid çıktı. Onları hemen ayırıştırdık. Yeniden testlerle ve çok ciddi tedbirlerle çalıştık. İkincisi lojistikte büyük sıkıntı çektik. Malzeme sipariş verdiğimiz fabrikalarda Covid'den dolayı bazı aksamalar yaşadık. En sonunda bu projeyi yetiştirebilmek için 2 adet büyük kargo uçağıyla son kalan malzemeleri getirdik. Maliyetlerimiz arttı ama hiç önemli değil. Böyle bir gurur yaşattı bize. Hepinize teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Coşkun Özen, Türk dünyasının manevi başkenti Nur, Türkistan'da uluslararası havalimanı açıldı. Ve ilk uçak bugün buraya indi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet, gerçekten müthiş bir proje, gurur verici projelerinden biri. Türk iş adamlarımızın yurt dışında güzel Zaytov aktardı. Sevgili seyirciler, kolay değil. Dünya rekoru 11 ay gibi kısa bir sürede hem de salgın koşullarında sıfırdan bir havaalanını Türk iş adamları işte anahtar teslim. Teslim ettiler, Kazakistan'a kazandırdılar. Kazakistan'ın, Türkistan'ın dünyaya açılan kapısı olacak. 2,5-3 milyon turisti ağırlayacak her sene.